Herkese merhabalar, 2008 sayfa olarak sizlerden gelen yorumlara çok çok önem veriyoruz arkadaşlar, bizler için çok değerlisiniz, birlikte çok güzel bir sürece başladık, Eylül kampımızda sizlerle birlikte canlı yayınlarımızla, normal videolarımızla, Türkçe, İnkılap Tarihi, İngilizce, Din, Matematik, Fen, Gümbür Gümbür geliyoruz, ne yapacağız Songuç'um? Zor hemen yaparız, imkansız biraz zaman alır. Harikasın zoru hemen yapacağız imkansız da biraz zaman alacak ve LGS Sözel'de ve LGS Sayısal'da 2008 sayfanın efsanesini Milliyetin Bakanlığı'na sınav sorularını hazırlayanlara göstereceğiz. Diyeceğiz ki biz buradayız biz çalıştık biz hazırız bize en güzel soruları getirin biz mükemmel bir şekilde yapacağız diyeceğiz. Ancak fakat bu da önemli ki biz e, inanırsak başarır mıyız Tonguç'cum? İnanırsam başarırım. Çok güzel. İnanırsak başarırız. Biz bir kere yapamayacağım. Eyvah zor geldi bu soru yapamam diye korkmamıza gerek yok. Mutlaka sene içinde vazgeçeceğimiz dönemler olacak. Yorulacağımız dönemler olacak. O kadar soru çözdüm ama hala matematikte fende bazı sorular yapamıyorum dediğimiz anlar olacak. Ama biz ne diyeceğiz? Oh oh ne güzel yapmışım. Harikasın. Oh oh ne güzel yanlış yapmışım diyeceğiz. Neden? Çünkü ne kadar çok yanlış yaparsak sınava kadar o sorularına doğrusunu öğrendiğimizde mesela diyelim ki örnek görüyorum sen şu soruyu yanlış yaptın ve bu sorunun çözümünü dikkatli bir şekilde uzman hocadan dinledin. Artık oh oh ilk yanlış yapmışım lazım. Niye? Çünkü bu sorunun çözümünü öğrendim. Gerçek sınavda karşısına çıkarsa artık yanlış yapmayacaksın. Dolayısıyla ne kadar çok soru çözersek ne kadar çok yanlış yaparsak o kadar değerli. Zaten sizler de bize bunu soruyorsunuz. Hocam LGS'ye çalışırken kaç soru çözmeliyim diye soruyorsunuz. Arkadaşlar şunu unutmayalım ki LGS Sözel'de 50 soru sayısalda 40 soru gelecek ve dolayısıyla sınav günü biz 90 sorudan sorumluyuz. Ve sınav gününe kadar da her zaman sınav provası yapmamız gerekiyor. Yani günlük çözmemiz gereken minimum soru sayısı 90 ama biz sınavdaymış gibi çözmemiz lazım. Sen sınavda soru çözerken yanında cep telefonun, yanında kitapların, yanında işte çıkmış sorular, yanında onlarca kalem, yanında çayın falan olacak mı Tonguççu um, evladım? Olmayacak. Dolayısıyla bunlar olmayacağı için sen sınav anındaki ortama uygun bir şekilde derslerine çalışman gerekiyor. Yani her bir gayretin, her bir çalışman sınav provası gibi olması gerekiyor. Dolayısıyla sen soruları çözerken de Ders çalışırken de bu kat sayılara, soru sayılarına göre hareket etmen gerekiyor. Matematikten 20 soru çıkıyorsa, inkılaptan 10 soru çıkıyorsa sen inkılabın iki katı matematik çalışman lazım. Hatta kat sayısı dört olduğu için neredeyse sekiz katı matematik çalışman gerekiyor. Ya da aynı şekilde fen, aynı şekilde Türkçe'de gayret göstermen gerekiyor. Fakat burada öğrencilerin yaptığı hata şu. Birincisi çok soru çözmek ile verimli soru çözmek arasındaki farkı kaçırmamamız lazım. Yani sen günde on soru çözersin ama bir verimle çözdüğün için on puan alırsın. Ama günde bir soru çözersin ama 10 verimli çözdüğün için yani soruyu anlayarak, çözümünü dikkatli bir şekilde irdeleyerek, arkadaşına, hocana acaba bu sorunun benzeri nasıl gelecek diye sorarak çözdüğün zaman yine aynı verim elde etmiş olursun. Dolayısıyla soru sayısı tabii ki önemli ama en önemlisi verimli olması. Şimdi birincisi katsayısı yüksek derslere dikkat edeceğiz. Nedir katsayısı yüksek dersler? Türkçe dersi biliyoruz ki 4 katsayısı var ve 20 soru geliyor ve sayısalda da matematik ve fen 4'er sayıyla yirmişer soru geliyor. Dolayısıyla Bunların olduğu ağırlıklı Türkçe matematik fen ağırlıklı çalışmamız gerekiyor bir. Fazla soru değil kaliteli soru çözmemiz gerekiyor. Burada şuna dikkat edelim. Mesela bizler hani diyoruz ya böyle yeni nesil sorular çözün diyoruz ama bir anda yeni nesile de geçilmiyor. İlk başta temel seviye sorulardan başlamamız gerekiyor. Yani temel seviye soruları çözdükten sonra zor seviye sorulara geçiliyor. Biz bazı kitaplarımıza mesela bu kitabımıza zor soruları bile yani daha doğrusu kolay soruları bile bir resimli yaptık. Esasında çok basit bir soru bu ama resimler koyduk ki öğrenci şimdiden e, beceri temelli yeni nesil gözüken böyle resimli sorulara hazırlıklı olsun. Çünkü sınava girdiğinizde yani mesela sayısal bölümü açalım. Sayısal bölüme baktığımızda bak resimli soru, resimli soru, resim, devam ediyoruz tablo, resim, tablo tablo, tablo resim, resim, tablo resim. Tablo resim, tablo, resim. resim yani hep böyle bir, bir şekilli şüküllü soruyorlar. Bak görüyor musun bu zor bir soruydu. Buna benzer sorular soruyorlar. Dolayısıyla öğrenci ilk başta hemen o soruları çözemez. Ama kolay soruları çözerken bile resimlere alışsın diye bu tarz soruların olduğu kitaplar da yaptık. Ama sizler konuları öğreninceye kadar yani adım adım ilerleyinceye kadar ilk başta hemen zor soruları çözeceğim diye de endişelenmeyin. Yani bir soruya matematik dersinde size iki dakika verecekler. Yani 40 soru için 80 dakika süreniz var. Ama siz ilk başlarda bir soruya 10 dakikada verebilirsiniz. Yeter ki konuyu öğrenin. Fazla soru değil kaliteli soru çözmeniz önemli. Yani 100 soru çözdüm ama hepsini yanlış yaptım ve hiçbirinin cevaplarına bakmadım. Görüşürüz. Böyle bir şey olmaz ki. Sen hiçbir şey çözmemişsin. 10 soru çözdüm ve çok uzun sürdü ama onunun da doğru cevabını öğrendim. Uzman hocalardan cevaplarını dinledim. Kare kodlar okutarak ya da arkadaşlarıma sorarak. Ve bunların çoğu da yine soru dersen işte o zaman gerçek bir verime ulaşmış olursun. Ve yine en önemlisi soru çözmek kadar önemli olan şey nedir Tonguç evladım benim? kitap okumak. Dolayısıyla... Her gece yatmadan önce kitap okuyorum hocam. Harikasın. Her gece yatmadan önce kitap okuyan öğrenciler de sınavda başarılı olacak. Neden? Çünkü soruları okurken bizim... Bakın buradaki sorular sözelde de sayısalda da dikkat etseniz böyle dikkat gerektiriyor. Uzun sorular. Yani mesela şu sözeldeki bir soruyu açıyorum. Şöyle. Mesela şuradan bir Türkçe sorusunu açayım. Şöyle. 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 Hatta şöyle kenara koyalım. Mesela nerede? Şurada. Türkçedeki şu ileriki sorulardan açalım. Bak. Şunlar böyle ...dikkat gerektiren, yorum gerektiren sorular. İnkılap tarihinde aynı şekilde. Sen şimdi bu sorulara önceden... ...kondisyonlu bir şekilde çalışmadıysan... ...yani bu soruları kısa diye... ...ben bunlar nasıl olsa kısa çıkacak diye... ...önceden kendini bu tarz... metinli soruları hazırlamadıysan... ...ne yaparsın? Sınavda sıkıntı yaşarsın. Aynı şekilde bizler de, bizler de... Kitap okuduğumuzda esasda beynimiz harflerle karşılaşmaya, satırları takip etmeye, dikkatis, dikkatinin dağılmamasına aynı zamanda soyut düşünce yeteneğine bir artı sağlıyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Şimdi siz video izlediğiniz zaman zaten her şey gözüküyor. Bir şey hayal etmeniz gerekiyor ama kitap okuduğunuzda o kadar ki Necip'in gelecek gün yetisi halde henüz bir karar vermemişti diyor bana. Zihninde Necip diye bir karakter canlandırıyorsun. Bir Geçişmek üzere olan, geç kalmış bir insan canlandırıyorsun ve beynin gelişen yani hayal kurmaya başlıyorsun. Dolayısıyla sen yeni nesil soruları çözerken de sayısalda, sözelde beyninde bir şekilde kitap okumak çok güzel hayal kurmanı, çok güzel muhakeme yapmanı sağlıyor. Dolayısıyla kitap okumak da çok çok önemli. Planlı ilerlememiz lazım. Mutlaka gün içerisinde çözeceğimiz soruları bilmemiz lazım. Yani işin özü şu: Biz sınav günü geldiğinde sözelden 50, sayısaldan 40 soru çözeceğiz mi, çözeceğiz? O zaman sınava kadar her gün bu kalitede bu zorlukta olmasa bile sınava doğru bu zorluğa ulaşan, sınava doğru bu kaliteye ulaşan ama sınav öncesi de bundan çok daha fazla soruyu her gün çözmemiz lazım. Hedefimiz iyi bir lise ise günde en az 90 soru çözmemiz lazım. Hedefimiz çok çok iyi bir anadolu lisesi ise günde en az 180 soru çözmemiz lazım. Hedefimiz süper yani artık böyle İstanbul Erkeği, Galatasaray gibi okullarsa o zaman bunun 3 ya da 4 katını her gün çözmemiz lazım. Burada çözerken de Türkçe'de, inkılapta, matematikte, fende, İngilizce'de bazen dinden de soru çözebiliriz. Bunları gün gün yapacaklarımızı yazmak ya da yaptıklarımızı yazmak bize çok ciddi bir verim kazandırır. Yani sabahleyin kalktığınızda ya da okuldayken ya ben bugün Türkçe'de filmsi öğrendik. O yüzden filmsen bir 50 soru kendime ödev yazıyorum. Neden? Çünkü benim zaten Türkçe kitabım var. Orada sorular vardı. Aynı zamanda matematikte üstü sayıları öğrendik. Oradan da bir 50 soru yazıyorum. Fende mevsimler ve iklimden bir 40 soru yazıyorum kendime. Tamam mı? Yani testin sayısına göre. İnkılap tarihinde Selanik'le alakalı yani bir kahraman doğru ünitesiyle alakalı bir 30 soru yazıyorum. Bunları yazın ya. Sonra bunları bitirince tık 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 görevini bitirmenin azmiyle ve okuyacak kitap, kitap okumayı da yazıyoruz tabii. Kitap okumak da önemli. Oku diyoruz buna. Okumakla alakalı da bir saat mesela tamam mı? Bunları tamamladıktan sonra zaten huzur içinde yatağına gideceksin ve hedefine adım adım yaklaştığında göreceksin. Sonra bu yaptıklarını buraya yazabilirsin ve böylece hafta sonunda Türkçeden kaç soru çözdün ya da pazartesi kaç soru çözmüşsün bunu görebilirsin. Soru sayısı belirlerken sayısal ve sözeli ortaklaşa gitmek çok çok önemli. Dengeli miktar önemli yani öğrencinin yaptığı başka büyük bir hatayı da söyleyeyim. Matematik çok önemli matematik çok önemli diye bütün sene matematiğe çalışıyor. Fenden yanlış yapıyor. Türkçeden yanlış yapıyor. Fen'den 3 yanlış yapıyor. Türkçeden 4 yanlış yapıyor. Etti 7 yanlış. E, e onları da kat sayısı aynı. Fen'i hepsini doğru yapsa, Türkçe'nin hepsini doğru yapsa zaten 7 tane matematik fazla yapmış oluyordu. Zaten 7 tane matematik fazla yapabilmek için yani diyelim ki 10 on 17 on çıkarmak için bayağı gayret göstermeniz gerekiyor. Matematik ne kadar zor olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla kesinlikle dengeli çalışacağız. Matematik ağırlıklı çalışsak bile tamamen matematikle çalışmak büyük bir hata oluyor. Bu da önemli. Çok soru çözüyorum ama verim alamıyorum diyor. Bununla alakalı endişelenmeniz gerek yok. Zamanla veriminiz artacak arkadaşlar. İlk başlarda böyle inişler çıkışlar yaşanacak. İnişler çıkışlar ama dikkat ettiysen zamanla yükseldiğini göreceksin. Bak bir netin yükselecek bir azalacak. Bir net azalma. Ama dikkat etsen yukarı doğru bir eğri olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla hemen sonucu alamayabiliriz. Ama zamanla sonuçları o alacağız. Sonuç olarak kilit noktamız şu Tomkucuğum. Doğru çalışacağız ve yanlış yapmaktan da korkmayacağız. Ne demiştin az önce Tonguç Eladım benim? Oh, ne güzel yapmışım. Oh, oh, ne güzel yanlış yapmışım diyeceğiz. Niye? Çünkü yanlış yaptığımızda artık o soruyu sınavda yanlış yapmayacağız. Düşünsene bütün sene boyunca çalışmamışsın. O konuyla alakalı az soru çözmüşsün ve yanlış yapmamışsın. Sınava gelince sınavda yanlış yapıyorsun. Aa yanlış yapmışım. Keşke sınavdan önce bu soruyu yanlış yapsaymışım. Keşke sınavdan önce bu soruyla alakalı 10 tane yanlışım olsaymış da sınava geldiğim gün o soruyu bir daha yanlış yapmasaymışım dersin. Dolayısıyla sınava kadar yanlış yapmaktan korkmayacağız. Unutmayalım ki her doğru seni başarıya yaklaştıracak ama her yanlışta yine aynı şekilde doğrusunu öğrendiğinde seni başarıya yaklaştıracak. Dolayısıyla sürü yönetimin uygun bir şekilde, morali bozmayacak şekilde ve hedefin uygun bir şekilde 90 ya da 180 ya da 270 ya da daha fazla soruyu güzel güzel çözebilirsin. Yeter ki çalışmanı düzenli bir şekilde belirli. Burada tabi bazı öğrencilerimizin hedefi çok yüksek oluyor. Mesela derece istiyoruz hocam biz diyor. Onlara mesela biz derece seti hazırladık. Orada işte içerisinde paragrafta son nokta hedefim derece zor vites soru olan zor setler var. Ama şu anda benim tahminimce birçok öğrencimiz temel seviyede. Dolayısıyla şu anda LGS sorularına baktığımızda yani matematiğine baktığımızda sorularımızın bazılarını yanlış yapmamız, bazılarına takılmamız, bazılarını hiç kalem bile oynatamamamız çok normal bir şey. Birçok arkadaş bu seviyede olduğu için hiç endişelenmemiz gerek yok. Güzel güzel çalışacağız, güzel güzel hatalar yapacağız, Hata yaptığımızda üzülmeyeceğiz. Çok üzülüyorum. Soruya bir daha bakmıyorum hocam. Bak bu da normal. Bazı arkadaşlarımız da sen tabii az önce şaka yaptın. Oh ne güzel yanlış yapmışım diyorum dedin ama bazı arkadaşlarımız da hata yaptığında üzülüyor. Bir daha soruya bakısı gelmiyor ama vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Yapacağımız şey, başaracağımız şey kolay değil. Dolayısıyla büyük bir başarı bizi bekliyor. O yüzden de vazgeçmeyeceğiz. Hata yaptığımızda evet üzülebiliriz. Belki moralimiz olabilir ama hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Bizler yaptığımız gayretlerin karşılığını mutlaka alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Eylül kampımıza sizlerle birlikte ciddi bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. LGS Korku izlen diyoruz. Çünkü 2008 sayfa gümür gümür geliyor. Hadi bakalım. <laughs>